FETÖ'nün milletin tokadını yediği 15 Temmuz'un yıl dönümü yaklaşıyor. Darbe girişimi sonrasında FETÖ'den yana tutum takınan Avrupa yine şaşırtmadı. Millet iradesi yok sayıldı. Avrupa savunduğu değerleri, demokrasi ve insan haklarını ayaklar altına aldı. İlk haber Hollanda'dan geldi. Başbakan yardımcısı Tuğrul Türkeş, FETÖ'nün başarısız darbe girişiminin yıl dönümünde bu ülkeyi ziyaret etmeyi planlıyordu. Hollanda hükümeti ziyaretin hoş karşılanmayacağını açıkladı. Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Türkeş veya Türk hükümetinden bir başka kişinin ülkeye gelmesinin istenmediklerini belirtti. Ankara, Hollanda'nın tavrına sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu yazılı açıklama yaptı. Hollanda tarafından yapılan beyan, bu ülkedeki demokrasi anlayışını göstermesi açısından ibret vericidir, dedi. Bir yazılı açıklamada Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'ten geldi. Türkeş, Hollanda'nın tutumunu kınadı. Bu açıklama, orada yaşayan ve oranın ekonomisine katkı sağlayan insanlarımızın demokratik haklarına ve hür iradeleriyle faaliyet yapma özgürlüğüne karşı bir müdahale niteliğindedir ifadesini kullandı. Hollanda 16 Nisan referandumu öncesinde de insan hakları ve hukuku ayaklar altına alan bir tutum takınmıştı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betülsayan Kaya'yı Rotterdam Başkonsolosluğuna sokmamıştı. Durumu protesto eden Türklere de coplar ve köpeklerle saldırmışlardı. 15 Temmuz öncesinde bir skandal da Almanya'da yaşandı. Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin düzenlemek istediği anma programı iptal edildi. Açıklamayı UİTD'nin Hamburg Bölge Başkanı Mustafa Bahtiyar yaptı. Kiraladıkları salonun Alman makamlarının baskıları nedeniyle sözleşmeyi iptal ettiğini duyurdu. Hamburg'daki tören bir başka bölgede yapılacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İngiliz Guardian gazetesine makale yazdı. Ülkesini İngiltere'ye şikayet eden Kılıçdaroğlu bunu yaparken birçok önemli gerçeği ise görmezden geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu provokatif yürüyüşü sürdürüyor. Ankara'dan İstanbul'a yürürken bir yandan da İngiliz basınına yazdı. Guardian gazetesi için makale kaleme aldı, Türkiye'yi İngiliz'e şikayet etti. Kılıçdaroğlu'na göre Türkiye sert bir otoriter rejimle yönetiliyor. Bunu söylerken OHAL uygulaması altındayken provokasyonu açık bir yürüyüşü özgürce yapabildiğini görmezden geliyor. Hatta güvenlik güçlerinin onu korumak için çok sıkı tedbirler aldığını unutuyor. Kılıçdaroğlu makalesinde her gün on binlerce kişinin adalet istemek için yürüdüğünü iddia etti. Kendi yürüyüşüne katılanlar arasında HDP'liler olduğunu, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in yürüyüşe destek açıklaması yaptığını hatırlatmadı bile. 105 bin kamu çalışanının işten çıkarıldığını yazdı ama FETÖ'nün başarısız darbe girişimi sonrasında Türkiye bir daha aynı sıkıntıyı yaşamasın diye başlatılan soruşturmaları yok saydı.